Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın bilgilendirme toplantısına götüreceğiz sizleri. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler, terörle mücadelede ortak merkezle ilgili önemli bilgiler verildi. Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 54, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 360'ı Irak'ın, 442'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 802 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadelede kararlılık mesajı yinelendi. PKK'nın sonunu getirecek darbe için Irak'la varılan anlaşmaya değinildi. Anlaşmaların imzalanmasıyla askeri eğitim işbirliği faaliyet alanlarını genişleyeceğini ve askeri ilişkilerimizin daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendiriyoruz. PKK terör örgütünün Irak tarafından yasaklı örgüt ilan edilmesi yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılıyor. Bu yöndeki tasavvurun terör örgütü ilanına doğru evrilmesini bekliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda terörle mücadele ve sınır güvenliği için Irak'la kurulacak ortak merkeze vurgu yapıldı. Güvenlik, ortak sınır güvenliği ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak üzere teşkil edilecek Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi'nin esaslarını belirlemeye yönelik müzakereler Irak tarafıyla sürdürülmektedir. Türkiye kanadından gelen sınır güvenlik sistemlerine yönelik destek vermeye hazırız çağrısı Irak tarafından karşılık buldu. Ve Iraklı heyet Türkiye'nin sınır güvenlik sistemlerini inceledi. Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti ve savunma sanayindeki kısıtlamalar konusunu da ele alan bakanlık kaynakları, beklentimiz örtülü örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır dedi. Önümüzdeki dönemin Almanya ile kısıtlamaların değil, ortak çalışmaların konuşulduğu bir dönem olmasını temenni ediyoruz diyen bakanlık kaynakları, Eurofighter'ların bunun için iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz ve Almanya tarafından olumlu bir yaklaşım bekliyoruz değerlendirmesini yaptı. Toplantıda Yunanistan'la yapılan güven artırıcı önlemler toplantısı da gündemdeydi. Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında güven artırıcı önlemler toplantısı 22 Nisan'da Atina'da gerçekleştirilmiştir. Olumlu bir havada geçen toplantıda 2024 yılı boyunca icra edilecek daha önce mutabık kalınan güven artırıcı önlemler ile 2025 yılı uygulama planında yer alacak faaliyetler ele alınmış, bir sonraki toplantının Türkiye'de icra edilmesi konusunda karara varılmıştır. Bu kapsamda Türkiye ve Yunanistan arasında birlik ve liman ziyaretleri devam edecek. Ayrıca olumlu havanın sürdürülmesi için iki ülke askerleri arasında çeşitli spor müsabakaları düzenlenecek ve dil eğitimleri sağlanacak.